Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar destekleriniz için teşekkürler. 73.100, 12.700 maşallah güzel güzel gidiyoruz. Feridun Nidiroğlu Galatasaray'ın bilet skandalı ile ilgili anlatılanlar enteresan tam şark kurnazlığı diyor. Arkadaşlar bakın ben Fenerbahçe'li olarak Galatasaray'ı konuşuyorum kabul ama durduk yere konuşmuyorum. Şimdi rakibin bir usulsüzlük bir ahlaksızlık bir edepsizlik yapıyorsa sen de bunu konuşmak zorundasın. Bundan rahatsız olan varsa Galatasaray'dır arkadaşlar Çünkü kendi takımının Kötülüğünü istemiyordur Bu mesele konuşulmasını istiyordur ben onu belirteyim Şimdi diyor ki şirket kur Feridun Nilüroğlu kombineleri topluca o şirkete aktar Sonra o şirket Bire aldığı bileti dörde satsın kazanç muazzam Soyulan birlik Bilete 4 ödeyen Galatasaray taraftarı Bileti aktaran Galatasaray kulübü bu şekilde kendi taraftarını soyuyor Başlangıçta kulübün örtülü ihtiyaçlar için kullanıldığı söylenen bu para sonra sistemi kuran ve işletenlerin cebine akmaya başlıyor. Bu boyutta bir bilet operasyonu başkan ve yönetim tarafından bilinmiyorsa dükkanı kapatıp gitsinler zaten. Benim öğrendiğim kadarıyla olan bitenden tüm yönetim haberdar, haberdar olup engel olmayanlar da suça iştirak etmiş oluyor bu durumda. Önümüzdeki günlerde büyük patırtı kopacak bundan kaçış yok demiş. Şimdi geçen gün Galatasaray bir e, toplantı yapıyor. Herkesin telefonları falan toplanıyor. Bir tek Fatih Altaylı vermiyor. Diyor ki "işte benim diyor elimde diyor. Bir şeyler var. Delil karartmasınlar diye mecbur telefonda gitmek zorundayım." diyor. İnşallah yüreği yeten bir savcı birileri bir şey yapar bu duruma. Çünkü arkadaşlar bakın. Yani Galatasaray'ın bilet skandalıyla ilgili anlatılanlar gerçekten enteresan. Eğer şu kadar olay doğruysa ya adam kendi taraftarını dolandırmış oluyor. Kendi taraftarını dolandırmış oluyor. Geçtim onu bunu şunu. Hani biz diyoruz ki ya şu kadar para nereden geldi? Bu kadar para nereden geldi? Al buradan gelmiş oluyor. Anladınız mı? Şimdi Galler Türkiye ee, ilginç bir milli maç. Yani ben ee, Sadece şunu söyleyeyim. Barış Alper Yılmaz'ın kendini bıraktığı pozisyonu gördünüz değil mi arkadaşlar? Başka hiçbir şey anlatmama gerek yok. Maç, skor, sonuç umurumda değil. İşte o var ya Süper Lig'in özeti o. O pozisyon Süper Lig'in özeti. Süper Lig'de o kadar alıştılar ki kendilerine bıraktıklarında hakemlerin penaltı vereceğine. O kadar alıştılar ki. Allah siz bildiği gibi yapsın Türk hakemleri. Başka hiçbir şey demiyorum. Mourinho'dan kente git bir yerde oyna. Arkadaşlar bunu birkaç gündür konuşuyorum. Niye konuşuyorum? Ya arkadaş bizim bundan kurtulmamız lazım. Bu arkadaş ya yani Fenerbahçe'ye yük. Bu arkadaş Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkaran arkadaş. Ve hani gitmesi kendi açısından iyi ama kalması menajeri diyor ki çakal menajeri. Sen burada kalırsan eğer e, yabancı diye seni listeye yazmazlarsa lig listesine maaşının tamamını alabilirsin diyor. Halil de futbolcuyu kandırıyor. Yani daha doğrusu kandırıyor demeyeyim. Futbolcu diyor ki bana 11 numarayı verdiniz. Şöyle yaptınız böyle yaptınız. Lan 11 numarayı verdik sana da. Senin geldiğin dönem Fenerbahçe Zaha ile görüşüyordu. Belki Zaha'yı alacaktı. Sen yine yedek kalacaktın. Triplere girmenin bir alemi yok ki. Yani durum bu. Neyse ben kent konusunda Allah sabır versin hepimize diyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama. Ha şunu da söyleyeyim. Bu kenti şu saatten sonra hiçbir Allah'ın kulu da istemez. O da ayrı bir mesele de. Neyse. Boca Juniors'tan Medina açıklaması geldi. Medina için Fenerbahçe aldı, etti. Medina Fenerbahçe'de dedik. Ee, yani Medina için Fenerbahçe kapı dedik. Dün canlı yayın yaptık arkadaşlar. Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalımıza yani 12700 yazan kanaldan canlı yayın yaptık. Tekrarını izleyebilirsiniz. Eğlenceli bir canlı yayın oldu milli maç öncesinde. Yani orada da söyledim. Anla, anlatımda bir eksiklik var. Şimdi Yağ Sabuncuoğlu'nun anlatımda bir eksiklik var. 10 artı 5 milyon euro. Sonraki satıştan e, pay. Eyvallah. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama 10 artı 5 milyon dolar e, sonraki satıştan kar üzerinden %20'yi Sonraki satıştan %20 diye aktardığını düşünüyorum ben. Yani sonraki satıştan kar olarak arkadaşlar. Anladınız mı? Kar olarak ve şunu söyleyeyim. Ee, Ocak ayından önce almaya çalışıyoruz. Yani Ocak ayından önce almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Mourinho şimdi istiyor. Gerekirse 1 milyon dolar fazla verin ama şimdi alın diyor. Onu da söyleyeyim. Omar Fahit'in kapı açıklaması bugün gelir artık. Omar Fahit'e dair ben duyumumu vereyim. Kapı açıklaması bugün gelmesi lazım arkadaşlar. Çünkü artık gitti Omar Fahit. Bu arada kalecimiz Furkan Onur Akgüz Karagümre'ye kiralandı. Onu da belirteyim. Yani Ertuğrul kaldı, Furkan Onur Akgüz gitti. Bu da çok yetenekli bir kaleci bilginiz olsun. Çok çok yetenekli bir kaleci. Medina'yı da unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Medina'da gelmek için elinden geleni yapıyor. Ve hani uzun süredir ee, görüşülüyor. Ve ben Fenerbahçe'ye kısa süre içinde gelmesini istiyorum. Gelmesini bekliyorum. Anladınız mı? Ve bir an önce gelirse en azından Mourinho'nu hazırlayacaktır. Tıpkı Yusuf Akçı'yı hazırlayacağı gibi. Tıpkı e, Oğuz Aydın'ı hazırlayacağı gibi. Tıpkı Bartu Elmaz'ı hazırlayacağı gibi. Yani bir an önce istiyorum orunuyor arkadaşlar. Yani onu da belirteyim. Onun dışında Tahir Kum Zahaya 4 diyorsunuz 8 çıkıyor. Tete'yi 3,5 diyorsunuz 5,5 6 çıkıyor. Morutan'ı sattık diyorsunuz kiralık çıkıyor. Icardi'nin Fransa'daki maaş vergisini de ödediniz ortaya çıkıyor. Gerçek Galatasaray Galatasaraylılar Osimhen'in maaşına inanmıyor demiş. Gerçek Galatasaraylılar demeyelim de kafası çalışan Galatasaraylılar diyeyim. Yani gerçek Galatasaraylı diye herkes kendini gerçek Galatasaraylı ilan eder ama. Yani bu enteresan bir olay ya. Gerçekten bak adam orada 25 milyon dolardan, eurodan bahsediyorlar. Buraya 6 milyon euroya geliyor babasının ayrılığına. Yani komik ya. Neyse biz Medina ile anlaştık. 5 yıllık, 5 artı 1 yıllık anlaştık. Yıllık da benim bildiğim 1.2 milyon euro arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 1.2 milyon euro yıllık maaş alacak. Ve hayırlısı bakalım. Yani hayırlısı ne diyeyim. Bunun dışında sıradakine geçeyim. Fenerbahçe Jose Mourinho'dan iki tane yeni sol bek. Fenerbahçe Jose Mourinho'dan iki tane yeni sol bek. Birisi Oğuz Aydın. <laughs> diğeri Amrabat desem gülersiniz değil mi? Boşuna gülmeyin. Birisi Oğuz Aydın. Diğeri ee, Mert Müldür olabilir. Levent Mercan olabilir. Mert Müldür gördünüz mü? Bir takım sol bek oynuyor. İşte Ömer Öründür ya solda ters ayaklı olduğu için şöyle böyle falan filan diyor da. Yani takımın sistemine uygun ters ayaklı da oynayabilir. E, Oğuz Aydın hazırladığı söyleniyor. Oğuz Aydın çok çeşitli hazırlıyor. Ama sol bek olarak mı hazırlıyor? Kanat mı hazırlıyor? Onu ilerleyen süreçte hep birlikte izleyeceğiz. Onu söyleyeyim. Bunun dışında arkadaşlar Ali Koç'un yeni projesi yeni Kadıköy diyor. Fenerbahçe stadına genişletme çalışmaları var. Sevgili Sercan Amzoğlu'nun verdiği habere göre basketbol salonunu stadyumun yanına alma fikri var. Bir halı saha var. Kenan Evren Lisesi arazisi var. Buraya alıp oraya başka bir plan proje yapıp bankalar birine çıkma fikri var. Ee, o da enteresan ligin en değerli topçuları transfer market. Şöyle bir liste var. Şimdi üç tane önemli husus var. Birincisi o hem burada kiralık. Zamanı gelince gidecek arkadaşlar. Burada anlaşılmayan bir şeyin olduğunu düşünmüyorum ben. İkincisi Barış Alper Yılmaz adlı çöpe 20 yazan öz babası olsa gereken transfer döneminde bile 7 milyon euro teklif almayan bir isme 20 yazmak. Hani bu kadar basit olmaması lazım ya. Ya düşünsene Fred 17, Barış Alper 20, canlı bomba Nelson 17 desen. Tabi sen bunu dediğin için kimse BN Sports'u almaya yanaşmıyor. IPTV'den izliyor, Korsan izliyor, Selçuk Sport'tan izliyor. Ya tabii ki de izler. Haklı adamlar. Vallahi haklı adamlar ya. Sen dünyaca ünlü marka Freddy bunların gerisine atarsan bal yapmayan araya 20 yazarsan ya bu lig saçmalıktan ibaret der tatlı millet. Ben söylüyorum bu lig saçmalıktan ibaret. Saçmalığın ötesinden ibaret ya. Ya Allah aşkına Barış Alper Yılmaz kim ya? Yani kim 20 milyon euro edecek? Ne vasfı var? Hettrick mi yapıyor her maç? Bak Kerem Aktürkoğlu sezonda 20 artı gol katkısı vardı. Bu kadar etmiyor. yaşı yüksek hocam. Ya istediği kadar yaşı yüksek alçak olsun. 20 milyon euro Barış Alper Yılmaz yazmak hangi kime hizmet ediyorsunuz ya? Nelson 17 demiş. Ya kim Nelson'u 17 yapıyor ya? Yani transfer market yalanları diyeyim ya. Ya bu çalışan personeller Fenerbahçe düşmanı diye bu kadar Fenerbahçe düşmanlığı da yapmayın ya. Da şöyle yapalım. Bak şu listede o simhene kimse yüz vermez. Amrabat 22. Kimse Amrabat'a 22 de vermez. Kabul doğru. Ama 9'a Manchester'a kiralanmış. Fenerbahçe işte 10, 10, 13'ler falan konuşuluyor. Satın alma opsiyonu. 13 desem bak çıkartmış adam parasını. 22'yi bulmuş. Ennesi de 20 diyor 19 aldık. Şimanski 19. Bugün 19'a satalım Napoli hemen alır. Ciddi söylüyorum alır. Maxim'in 18 diyor. Maxim'in zaten kendini zaten Premier Lig'de kanıtlamış futbolcu. Oynadığı oyunda belli. Oyun skor katkısı da artmaya başladı. Daha e, olacağı da var. Ben Banza konusunda çok bir bilgiye sahip değilim açıkçası Simon Banza. Ama şunu biliyorum. Yani oyuncu e, gelmeye yakın bayağı adından söz ettirdi. Ama 18 milyon euroyu zaten e, Türkiye'nin transfer marketi vermedi. Türkiye'nin transfer marketi verse oraya 50 yazardı. Çünkü transfer marketin başında Trabzonsporlu biri var. 50 milyon euro falan yazardı yer. Serbest kalma bedeli 40 milyon euroymuş adamın. Adamın serbest kalma bedeli 40 milyon euroymuş. Braga 2 milyon euroya kiralamış. Yani almak istiyorlarsa 38 milyon euro daha verecekler. Bu da bağlı yapmayan arı diyorlar. Demokratik Kongo'da golü yok falan filan diyorlar. Ben bilmem arkadaşlar. Ama onu göreceğiz. Dediğim gibi Nelson 17'ye, Icardi'yi 17'ye alacak bir geri zekalı varsa buyursun. Fred'i 17'ye alırlar mı arkadaşlar? Hocam 17 ne ya? 25'e de alırlar. Peki Fred'i Fener şöyle yapalım. Kulüpler burada yazan fiyata bugün bu futbolcuları satsa. Hepsini bonserviste kulüplerde olsa. Kim itiraz eder? Mesela o simhen 100 yazsa zaten Galatasaray futbolcusu değil onu geçin. Amrabat'ı geçen aldık 22'ye Ocak ayında sattık. Yani Ocak'ta kesin gidecek 22'ye desem. itiraz etmezsiniz değil mi? Barış Alper'i 20'ye satacak deseler Galatasaray taraftarı o kadar hayal dünyasında ki niye 40'a satmadınız der. 7 teklif alanı. En nesiri 20 daha izleyemedik bile. Şimanski'ye kızarız 19 e eksik sattınız diye. Maksim'in 18'e eksik sattınız biz bunun gibisini nereden alacağız diye. Fred'e 17'ye sattınız diye. Ya böyle de masallar, böyle de palavralar. Ha şunu da söyleyeyim. Beşiktaşlı futbolculardan bir teki bile listede yok. Ha listede olması da önemli değil olmaması da. Çünkü oyun anlamında şişirilmiş Galatasaray'a 5 attılar. Gördünüz yani. Şişirilmiş Galatasaray'ı yalama ettiler adamlar. Bak Ozan Zeybek Fenerbahçe Rahim Kent'i TFF listesine yazmak zorunda. Eğer yazmazsa Kent Sözleşmesi'ni tek tarafta feshetme yetkisine sahip oluyor. Hem feshediyor hem de bütün parasını alabiliyor Hepsini alabiliyor Bu arada Edin Dzeko ile ilgili bir liste buldum Kaptanımız Edin Dzeko Aktif futbol yaşantısını sürdüren futbolcular arasında bir yerde ama ee Şimdi Nasıl bir Şey yapmışım ben ya Şöyle yapayım Aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimler arasında arkadaşlar Edin Dzeko Şurayı şöyle küçültelim. Biraz da ekrana sığdıralım. Hani Ronaldo 900 oldu. Adam atıyor yani. Bir şey diyemem adama. Messi zaten marka. Lewandowski zaten marka. Suarez, Benzema ki Benzema bir şey yaptı. Ya da. Cavani, Neymar 439 ama Neymar'ın herhalde futbol yaşantısı çok sıkıntı. Ceko 7 gol atsa 7. sıraya yükselecek. Arkadan Halk ve Eren Zahavi. Geliyor yarın Eren Zahavi takip ediyor. Ah ulan be. O arada keşke Zahavi'yi çekebilseydik. Biz de bayağı iş yapardı. Bir de biz tam forvetsizdik ki. Bu arada sarı kafalı Galatasaraylıların geberdiği futbolcu niyesi listede yok. O da ayrı mesele. Neyse kafasından dolayıdır. Fatih Altaylı. Rezzan Öpez Öp, Epöz Demir çok iyi bir konuşma yaptı ve yönetimin kara borsa çetesi için değil bu çeteyi ortaya çıkarmak isteyenler hakkında suç duyurusu yaptığını belgeleriyle sundu. Yani Galatasaray yönetimi olayla ilgili değil de yani olayı aydınlatmak için değil de bu olayı ortaya çıkaranla çıkaranlarla ilgili suç duyurusunda bulunmuş. Dünyanın neresinde böyle bir takıma rastlarsınız ya? Dünyanın neresinde ya? Ciddi çok merak ediyorum. Yani haksızlık için kurulmuş bir takım gibi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaş bak sen çıkacaksın çünkü benim alnım açık arkadaş. Benim yüzüm ak. Çıkartın lan ortaya. Ben böyle bir şey değil. Ha, bu taraflarda bezim yok benim. Çıkartın ortaya. Çıkarmazsanız da bu iddiayı ortaya atandan başlayacağım dava etmeye dersin. Millet anlar. Kemküm. <laughs> Rezan Epe Özdemir de bunu açıklamış. Yani ortaya çıkarmak isteyenlerle ilgili suç duyursun. Garip. Şimdi Fenerbahçe Medina için 10 artı 5 bunu konuştuk arkadaşlar. Detaylı bir şekilde şey de var. orada bakabilirsiniz. Serkan Akkoyun. Medina topla öne doğru oynayan bir oyuncu. Dribbling yapmayı, öne doğru oynamayı seviyor. Savunmayı önde top kapmak için yapıyor. Bu size birini tanımladı mı? Hatırlattı mı? Şimanski değil mi? Hatırlıyor musunuz? 3 tane Şimanski olsa 3'üyle de oynarım diyordu Mourinho. Bana direkt Şimanski hatırlattı bak. Topla öne doğru oynamayı yani oynayan seven bir oyuncu. Oynayan da bir oyuncu. Dribbling yapmayı, öne doğru oynamayı seviyor. Savunmayı önde top kapmak için yapıyor. En sevdiğim özelliklerinden biri konuşuyor. Rakiple, hakemle, takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde diyor. Serkan Akkoyun gibi bir kişi diyor bunu arkadaşlar. Ben söyleyeyim ki yıllık 1.2 milyon euro arkadaşlar. Medina'nın ücreti. Jose Mourinho'ya eleştiriler var. Ya Medina'da Medina taktı bu adam Medina'ya. Bu adam Medina dedi diye illa Medina alınacak diye. Ben videomu Jose Mourinho'nun sözleriyle tamamlayayım. Aramızda bazı ukala arkadaşlar var. Tabii ki de ufak tefek şeyleri bende de dahil hepimiz eleştirebiliriz. Ama haddimizi yerimizi bilerek Haddimizi ve yerimizi bilerek arkadaşlar. Bak ocakta gelme olayı çok saçma. Onu ben söyleyeyim ben hem fikirim sizinle. Ocakta gelecekse bu kadar parayı hiç vermeyin. Yani transferden falan kalkın. Ocağa kadar görüşmeyin. Futbolcuya da deyin ki Aa arkadaş biz seni almaya çok uğraştık kulübün vermiyor. Biraz da sen destek ol bize. Artık trip mi yaparsın? Maçlardan sonra açıklamada bir şey mi yaparsın? Biz seni alamayacağız. Bunlar vermiyorlar. Ocağa kadar duracaksın. Elinden geleni yap derim. Anladın mı? Yani bu kadar parayı dediğim gibi vermem. Ha bir şeylerden kısıtlarım o da ayrı mesele. Kulüp de bir şeyleri çalma peşinde. Neyse Jose Mourinho'ya enteresan ithamlarda bulunan, Fenerbahçe taraftarına ve yönetim ithamlarda bulunan arkadaşlara şu cümleleri söylüyorum. Premierlik şampiyonluğum yok. Premierlik şampiyonluklarım var. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğum yok. Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarım var. Benimle tartışabilecek tek kişi Guardiola. Kupa geçmişi olmayan bir kişi değil diyor. Yani Jose Mourinho'dan Guardiola açıklaması. Anladınız mı arkadaşlar? Yani anlayana çok güzel kapak anlamayana ne yapsak boş. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Kanala abone olduğunuz için ayrıca teşekkürler. Görüşmek üzere.